Asibe'yi güvende hissettirmek için kraket çaktık. Çünkü o TV programları çıkmadığı için sanki kendini sinema setinde zannetsin, evinde gibi rahat etsin diye. Şu oyuncakçılarda satılan tahta kraketli mi? Bu galiba dergiden çıkmıştı. Değil mi? Aldık mı biz bunu? Ha, damlanmış. Evet, demek ki ucuz. İnanın gerçekten bir Hollywood setinde gibi hissettim. Üstüm ya, İngilizce yazdırdık. Hoş geldiniz. Niye Ece yaptın? Sen niye hiçbir yere çıkmıyorsun? Direkt bununla başlayacağım ki bari açılsın. Çünkü iki soru zaten ilintili. Evet. Yani her şeye bak. Hiçbir şey olmaz mı bir insanla ilgili? Nasıl bu kadar gizli kalabildin? Ya da bilerek mi bu? Ne bu? Her şeyin cevabını şimdi almak istiyoruz senden. Buyurun. Evet. Şöyle ki ben gergin biriyim. Ama hiç de öyle görünmüyorsun ya. O oynarken değilim. Hani bir rol kişisi varsa onun altında her şeyi oynarım, her şeyi söylerim. Başkası olmak benim için çok kolay. Çıktım. Kendin ol, başkası olmak kendin ol. Çok güzel. Fakat mesela böyle çıkmak zorunda olduğum televizyon programları, işte röportajlar falan oldu. Kalbim şu anda 180 atıyor falan herhalde. Neyse. Çıkmak zorunda olduğum televizyon programları, röportajlar oldu. Onda da ne söyleyeceğim belli. İşte bir hangi tarihte vizyona giriyor? Evet, sette sinema, eğlendik film, tiyatro mi? Tiyatro oyunu, sette çok eğlendik. Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Ben şunu amaçladım. Yani ezberden o cümleleri aktabilirim. Hiç sorun yok. Ama iş ki kendini olmak, Hasibe olarak başka bir persona yaratmadan böyle kendini anlatmak olunca beni gerginlik alıyor. Gergoyum. Allah Allah. Evet, bunun üstüne gitmeye çalışıyorum. Seni ve programı da o yüzden kabul ettim. Dedim ki hadi artık bu bir challenge. Çok güzel. Ben de bu programı yapmaya benzer bir sebeple başladım zaten. Çok yanlış bir yerde olmadığını düşünüyorum. Ya bir de galiba ben İFAL'ın baştan beri izliyorum. Kendin olmayı, kendini anlatmayı böyle ders gibi başarılı biçimde yaptığın için... Ders mi? Kötü bir ders. Hayat gibi. Yok, ben çok eğleniyorum. Anneni tanıyorum, hayatını tanıyorum, seçimlerini biliyorum. Çok yani, saçma değil mi? Nerd olduğunu öğrendik, her şeyi bildiğini öğrendik. Hayır ya. Performans sanatlarından sinemaya, edebiyattan felsefe, maşallah. Hayır, çocukla okuyorum ben. Yapma ya, biz okumuyoruz. Hayır, okuyorum ben. Bilmiyorum. Hayır. Doğru değil her şey. Yani ben de aksine insanlar gelecek olunca benim ilgilendiğim kategorilerin biraz dışında. İlgilendiğim böyle sömürdüğüm bazı kategoriler var. İşte oyun gibi. Görünüm, evet. Gibi. İşte, evet, yine Migros'la karşınızdayız. Migros'la bu sefer yemek yiyeceğiz. Hemen. Migros hemen app'inden söyleyeceğiz pizzamızı. Açıyorum hemen. Zaten bunda 3 çeşit varmış eskiden. Peynirli, karışık, sebzeli. Şimdi 2 çeşit daha var. Baget pizza, domates mozzarella ve baget pizza sebzeli olarak 2 ürün daha eklenmiş. Şimdi sipariş vereceğiz. Dondurulmuş da söylenebiliyor ama burası ofis. Burada fırın yok. Kime kızıyor? Pardon. Yani vardı aslında ama yok gibi. Migros hemen app'imizi açıyoruz. Orada nerede açılıyordu bu? Açtım. Burada sıcak taze yemeğe tıklıyoruz. Yukarıda Pizza Me Go yazıyor. Ne söyleyeyim? Ne istersiniz yani? İnce tabanlı sebzeli pizza. İnce tabanlı peynirli pizza. 320 gram. Sıcak mı? Dondurulmuş değil. Sıcak. Sıcak seçeneğini seç. 17.90 bu arada. İnce taban peynirli pizza söylüyorum. Uygun. Fiyatı da uygun. 320 gram zaten doyurucu bayağı. Hem doyurucu hem uygun. Evet, iki tane söyledim. Bir tane sıcak, ince taban karışık pizza söyledim. Bir tane de ince taban peynirli pizza. İkisi de 320 gram. İkisi de sıcak, ikisi de doyurucu. O zaman siparişi veriyoruz. Kaç dakika gösteriyor bakayım? Hemen olduğuna göre app'in adı hemen gelmesi gerekiyor gibi düşünüyoruz. 35 liraya 2 tane pizza. Onayladım. Kartımızda yer var mı bakalım? Her zaman, her gün yaşadığımız bir stres. Buradan bakalım. Bilgilendirme koşullarını, mesafeli satışı da onayladım. Evet, hemen ödüyorum. Hazır mıyız? 14 dakika sonra teslim ediliyormuş. Mükemmel. Gergin bekleyiş. Kartınızın bakiyesi yetersiz.
Hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum bir saniye. Panik yok. Heyecan yapmayın. Siparişimiz ulaştı. Şimdi 14 dakika bekleyip pizzamızı yiyeceğiz. Bu kadar. Evet, pizza siparişimiz geldi. Pizza Migo'dan. Teşekkür ediyoruz Migros'a. Pizzalarımızı yerken kafiye gibi oldu mu? Teşekkür ediyoruz. Şöyle. Teşekkür ediyoruz Migros. Bir de şey, biz X jenerasyonuyuz. Yani bize böyle gözleriyle eğittiler. Ay, kalk, evet. Falan gibi. Dolayısıyla bak oturuşumda bile. Evet, çok tatlı. Ama mesela Y kuşağını izliyorum senden. Herkes böyle takılıyor. Ben de aralarda gidip geliyorum. Allah'ım o rahatlığı nasip et yarabbim. Benim peki şuursuzluğum biri gelince böyle kalmam, başkası gelince böyle oturmam falan. Her zaman değişen modum. Ben dik oturayım da sonra bilmem tatlı geliyor bana ben izlerken. Çok samimi geliyor. Çok sağ olun. Senle ters, tam ters bir noktada kalmışız. Şu telefonumu alayım, buraya galerici gibi koymuşum. Anahtarın sigara. Nüfus. Ben de kendim olayım yeter ki başkasıyla ilgili hiçbir şey düşünmeyeyim. Başkası olmaya çalışmayayım. Hmm. O oyunculukta yani tamamen ters noktada kalmışız şu anda. Aç kamerayı 24 saat konuş da bir şekilde panik olmadan konuşabileceğime inanıyorum. Helal olsun. Ama rol ver şu anda kabusum. İşte benim mesela ilk 20 oyun tiyatroda anda kalamam. Hani oyunun içinde kalamam. Ne kadar yapıyorsun? Endişeli. Kaygı bozukluğum falan da yok yani. Analiz edilmiş bir insanım. Anlayamadığım biçimde anda kalamıyorum. Öndeki seyirci kafasını çevirdi. Doğru zamanda girecek mi müzik? Bir sonraki lafı sahne düşürme, müzik. Ama 20 oyun sonra okey andayım. Çok da iyi oynarım. Hiç tevazum yoktur o konuda. O yüzden beni tiyatroda izlemek isteyen olursa 21'de gelir. 21'den sonra. Bilmiyorum. Bence o senin hissettiğin bir şeydir herhalde ya. Seyirci olarak gelip 19'u izledim abi. Neydi o ya? 20'ye gittim kopuyor. Yok, öyle bir fark yok. 5. premiere gelip de 50. oyuna gelen arkadaşlarım aradaki farkı net görüyorlar. Söylüyorlar mı? Söylüyorlar. Oh rahatlamışsın tamam. İyi iyi gidiyor diyorlar. Böyle mi? Nasıl yaklaşıyor arkadaşların sana mesela? Hani geldiler beğenmediler seni. Bir oyuncu olarak nasıl yaklaşılmasını istersin? Gerçekten orası çok gergin. Revolutionary Road'u izlemiş miydin? Kate Winslet'la Leonardo DiCaprio. Çok eski evet. Kate Winslet oyuncu böyle sahnede iniyor, kulise gidiyor Leonardo ama performansını da beğenmiyor aslında. Ve ama belli ediyor. Emeğinizde sağlık mı diyor. Kardeşim çok güzel olmuş diyor karısı. Ağzınıza sağlık diyor. İnanılmaz bir gerginlik, inanılmaz bir kavga. O kadar iyi yazılmış ki. Tekrar izleyeyim hatırlamıyorum. Hiç izi yok. Unutuyorum. Galiba samimi eleştirisine güvendiğim insanların, arkadaşlarımın samimi fikirlerine ihtiyacım oluyor. Evet, ancak öyle gelişirsin. Ama sınır ne peki yani? Durduk, çok kötü olmuş diyebilir mi mesela? Der, tabii ki. Vallahi. Tabii ki. Desinler. Ama şey mesela o kadar harikaydınız ki, o kadar süperdi ki falan. Onları böyle... Peki onun hiç gerçeği var mı? O kadar bayılan bir insanın... Ben de çok karşılaşıyorum onlarla tamam. Da. Bana hepsi fake gibi geliyor. Ama herhalde bazı... %95'i fake gibi geliyor. Yani kendine güveni olmayan biri miyim bilmiyorum da. Ben öyleyim anladığım kadarıyla ama seni kestiremiyorum. Ya seni tanımaya o kadar çalıştım ki şu yani son bir hafta, iki haftadır... Ne var elimde biliyor musun? Hiçbir şey yok. Gerçekten öyle. Bu kadar niye gizli... Niye var canım? Bu kadar gizli nasıl evet. Olabilir ya? Wikipedia bilgileri var. Sen şeyim CEO musun? Sadece doğduğun yer var. Eğitimim var. Almanya'da doğdu. Okey doğum yılı. Şu buralarda oynadı. Röportaj yok. YouTube'da hiçbir şey yok. Bir tane falan bir şey var. Doğrudur. Sadece... Kaçıyorum evet. Bu kadar yani mı ya? Senden nasıl sonra olacak? Mesela 4 ay önce falan herhalde Caner beni aradı. Hani katılır mısın? Niye tamam, gelmediğini de söyleyecek misin yoksa atlayalım bu arada. Şifa bağımlısı olduğum için. Neyse şey... Merkür retrosunda. Hayır ondan önce de aksaklıklar olmuştu. Doğru. Neyse ne soruyordun ne diyordum? Hiç hatırlamıyorum. Of. Neden hiçbir şey hiçbir yerde görünmüyor? Hiçbir yerde görünmüyorum. İşte yok onu mu sordum ben? Kaçıyorum ya. Bayağı kaçıyorum. Yok teşekkürler. Çünkü şöyle oluyor. Bak kabul ettiğim yıllar oldu. Zamanlar oldu.
Bir bakıyorum o sabah böyle o kadar gerginim ki gidişim bir olay, hazırlanışım bir olay, orada vakit. Diyorum ki ne gerek var? Ne gerek var ya? Temeldeki korku ne ya? Yani yargılanacağım mı, saçmalayacağım mı? O gerginliği sevmiyorum. Yani oyuncuyum, bunun işimle var olayım. İnsanların beni tanımasına o kadar da ihtiyaç yok ya. Nasıl gidiyor bu kararın sence şu an kadar? İşte aşmaya çalışıyorum. Geldim daha ne? Hayır yani kariyerine etkisi iyi mi sence? Bu kadar kariyerime etkisini İyi gibi gözüküyor. Kariyerim fena gitmiyor gibi. Bilmiyorum, tartışılır. Neye göre, kime göre? Yani tutmuş işler hep. Yani en azından hit 25 işler. Yıldır şırda itik kakı bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorum. Oh, biraz benim yaşlarımda yani birileri gelince bunu konuşmak çok güzel oluyor. Senin yaşlarında mı? Ben bir üst jenerasyon. Ya, tamam da belli bir yere aşmış diyelim. Mesela Mert Yazıcıoğlu geldi. Sektörde kalmak korku yok mu diyorum. Yok falan diyor. Yani iş var abi diye anlıyor. Ben dedim, bir noktada gelmeyecek iş falan dedim. Gelir ya falan dedi. Sen sektörde kalmanın ne kadar zor bir şey olduğunu takdir tabii eden bir insan. Tabii ki. Tabii ki. Aynı ayarda işler yapmanın, bir basamak üste çıkmanın, hani aşağı sınımda olduğunun çok bilincinde. Bir dönem bayağı işsiz kaldım. İsim verebiliyor muyuz? İstemediğim politik Sıdıka'dan sonra biraz daha iş yaptım. Sonra gene böyle bir durdu. İstemediğim politik anlamda uyuşmadığım kanallardan böyle Keş, Tiko, Zarf'la kocaman kaşeler. Ve biz sizi oynatmayı çok istiyoruz. Hep çok böyle sınanıyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Yok deyip bayağı çocuk oyuncu koçluğunu bu ülkede ben icat ettim. Tam onu sormak istiyordum, evet. Çünkü senden önce duymamıştım ben bunu. Hmm. Yani en geçmişe baktığımda en eski işlerde hep sen oyuncu koçusun. Ben varım. Çünkü İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çocuk genç eğitim biriminde uzun yıllar işte eğitimim de o. Dramaturji, tiyatro eleştirmenliği okudum ama seçmeli uygulamalı tiyatro, yaratıcı drama dersi falan alıyorduk. Dolayısıyla esas eğitimim, uzmanlaşmaya çalıştığım, gayret ettiğim yer orasıydı. Çocuk oyuncu eğitirim ben tiyatroda. Kamerayı da biliyorum. Ben bunun ikisini birleştiririm deyip parasız kalmamak için çocuk oyuncu koçluğu yaptım. Hiç de utanmadım. Bayağı yönetmenin arkasında eskiden birlikte roller oynadığım insanların kamera önünde olduğu yerde senaryom kolunun altında yönetmenin yanında aldım hocam o oyunu alacağız okey deyip gidip çalıştırıp işte bir sürü işte çalıştım. En bilineni babam ve oğlum. Katkın büyük çocuk oyuncu yönetimine bence. Çok zor bir şey çünkü ve karşılığı olmayan bir şeydi. Hepimiz setlerde ben de çocuk oyuncu gibi bir şeydim 14-15 yaşında. Hiçbir muhatap yok. Nasıl oynayacağımı bilmiyorum. İlk defa sete gelmişim ve kimse de yardımcı güvende olmuyor. Hissetmiyorsun. Güvende hissetmiyorsun. Ve çocukları korumak gerek bir sürü şeyden. Orası yani biraz zor işte. Böyle bazen dadıya kayıyor. Evet, hem dadılık hem eğitmenlik hem hocalık böyle tatlı sert bir yerde durup yıllarca yaptım. Sonra çok da yorucu bir iştir. Büyük enerji gerektirir. Ufak ufak kaçtım ama hala telefonlar gelir. Hadi. Evet. Sinan var arkadaşım. Bir süre sonra onu angaje etmeye başlamıştım. Sonra bir gün şöyle bir şey oldu. Aradılar. Dediler ki işte çocuk oyuncu koçluğu hala yapıyor musunuz? Bir filmimiz var falan. Yok yapmıyorum. Vaktim olmuyor ama bir tane arkadaşım var. Yani çok iyi. Onu ararsanız işte falan adını söylüyorum. Ha biz onu aradık zaten. Vakti olmadığını söyleyince seni aradık dedi. Okey. Boris kulağa geçti. Vay, çok iyi. Ben de Sinan'la çok çalıştım. Evet. Çocuk oyuncu koçu olarak da. Oyuncu olarak da. Türkiye'nin de en büyük kukla oynatıcısıdır ya, bence. Evet. Daha 2-3 gün önce paylaştın mıydı Kukla Kabare kanalı? Müthiş, ben de coşkuyla paylaştım. Abi çok iyi. Biz Sinan'la o kadar çok iş yaptık ki beraber. Neden ama bu ülkede komedyen olarak hala yer alamadı? Çok şaşırdığım bir insan. Bence sen bu kanalla patlaması yapacak gibi. Ama gene gözükmüyor. Gene masanın altında kukla oynatıyor. Ama mizahı, evet Sinan'ın mizahı. Kuklacının kaderi bu değil mi? Evet. Artı 18. Kukla Kabare açın bunu izleyin. Daha çok az bölüm yayınlandı ama. Bir. Ama geliyor. Evet, gelir. Bu Sinan da gelecek bu arada, bir konuştum. Evet. Gelin. Kuklayı konuşabiliriz en azından. Türkiye'de kuklacılığı. Ya da Türkiye'de mizah. İkinizin böyle güzel dövüşebileceği bir alan. Aynen. Peki o zaman Sıdıka'ya bir dönelim. Çünkü Sıdıka ile ilgili ne konuştuğunu hiçbir yerde bulamadım. Sıdıka. Daha yani daha ünlü biri yoktu benim için o dönemler mesela. Tam yaşın çünkü evet. Tam yaşın ve Sıdıka'sın sen. Aklımdan hala maalesef yani o rol üstüne, insan üstüne yapışmamalı ama benim sen deyince Sıdıka geliyor. Gidiyor mu?
Benim hoşuma gidiyor. Gerçi çok küçüktüm. Asla hakkını veremedim. 21 yaşında işte. Oyunculuk anlamında mı? Evet, ben çok evet, seviyordum. Çok, çok zayıf. Çok böyle. Ben her sahnede vardım. Korkunç bir işti benim için. Yani evet. Her sahnede olmak ne demek ancak oyuncular anlar. Hani evet. Ekibin bile dinlendiği anlarda sen ezberini oturtmaya çalışırsın. Böyle şey gibi bir kapkaranlık bir stüdyoya Beyoğlu'nda kapandı orası. Soktular beni sabah karanlıkken giriyordum, akşam karanlıkken çıkıyordum. 5 sene. Yok canım. 97'de 2002 yazıyor. Yok 97'de 60 bölüm böyle günlük yayınlanıyordu. 25 dakika Reha Muhtar'ın haberleri öncesi. Ertesi yıl haftada bir yayınlanıyordu 97-98'de. O zaman da 26 bölüm falan çektik. 40 dakikalık bölümlerde. Her şey çok idealdi o zamanlarda. Sonra bitti. Fakat tekrarları o kadar çok dönmeye başladı. Bir bölümleri birleştirip gündüz bir baktılar. Yani ilk 10'a giriyor reytingde. Aradan geçmiş 5 yıl. Dediler ki hadi toplanıyoruz. Sıdıkayı tekrar yapıyoruz. 2003'te evet yeniden toparlanıp 5 yıl sonra ne oldu? 12 bölüm çektik. 8 ayrı günde ve saatte yayınlandı. Benim bile haberim olmuyordu. Bu yayınlanıyor şu an mı? Tamam dur televizyonu açayım gibi. Ya of. Kanal pişman şey yaptı mu? Böyle ateş etti işe. Pişman olmadım. Arkadaşlarıma tekrar bir araya gelmek güzeldi. Ama ömrünü tamamladı. Hala Sıdıkayı oynasana diyorlar. 45 yaşındayım ben daha Sıdıkası. Oynarsın ya. İyi anasını ver. Biraz da ben terlik atayım ya. Hayır. Hayır benim o gerçeklikte herkes büyümüş. Sıdıka şu anda ne yapıyor yani? Olabilir. Ya müthiş. Bir de toplumsal cinsiyet eşitliği şimdi artık birkaç yıldır çok konuşuluyor falan ya. Büyük bir referans. O zaman Atilla Atalay diliyle öyle başarmış ki bunu. Şimdi evet. Bir sürü konu paylaşırken oradan sahne alıyorlar. Çünkü yani, ilk defa bir dizide erkeklerin hepsi aptaldı orada neredeyse. Kadınlar gerçekten evet, yönetiyordu evet, yani. Evet. Ve aslında bunca yılda o kadar geriye gitmişiz ki o zaman rahat rahat tartışılan şeyler. Sigara içiliyordu dizide ya. Rakı içilebiliyordu yani. Evet. Hiçbiri yok. Küfür edilebiliyordu. Böyle mi olmalı sence hala? Tabii ki yani daha özgür bir ülkenin hayalini kuruyoruz. Bunun çünkü bir kurmaca olduğunu. Hani dünyanın her yerinde tütünle bir mücadele var ya yani. Ya tabii ki sigarayla ilgili değil de hani özgürlükle ilgili söylediğim şey. Evet. Yoksa özendirici olacak her şeyden ben de kaçmayı tercih ederim de özendirici oluyor diye ortaya atılan şeyler o kadar boktan ki isim vermeyeceğim, konu söylemeyeceğim. Yok istediğini söylüyorsun soruyorum. Daha senin gündelik dertlerine sokabilirim belki o zaman. Ya geçen gün bir şey yaşadım da bizim evin orada bir kahve alıyordum. Hmm. Böyle herkes yan yana sırada artık bekleyip bir yerlerde yürüyorsun ya böyle bir sosyalleşme var mı? Tabii ki. Ben de ona yürüyordum. Kafede böyle oturmuyormuş gibi durup böyle kendini konuşuyor. Şu kadar hareketlerle kafenin etrafında gezerken. Arkamda bir çift vardı konuşmaya başladılar. Ben de çok severim dinlemeyi yani random insan. Direkt açıyorum böyle. Hızımı da böyle senkronize ettim hani onlarla beraber yürüyünce. Birbirlerine çift olmaya çalışan bir çift yani. Tam olarak bir çift değil de tatlı sorular soruyorlar. Hani işte nasıl uyanırsın sabah sinirli mi falan gibi sorular soruyordu. İnanılmaz hoşuma gitti daha nereye gidecekti. Abi sonra kız bir soru sordu. Benim kafam yandı böyle çünkü hani buna nasıl cevap verilir diye. O yüzden çok yeni, bir iki gün önce oldu. İlk gelecek loş sohbet konuna onu sormak istiyordum. Sana denk geldi. Hadi bakalım, evet. Kız dedi ki böyle konuşurken, nasıl birisindir? Çok genel. Bir sürü soru sorup kızın nasıl o çıkarımı kendi yapması gerekmiyor mu yani? Hani tam demek ki böyle biri falan. Nasıl birisindir? Ben durup bir düşündüm böyle yürürken bana çok biri böyle almış. Bir şey sorsa ilk randevu gibi bir şey. Bir sürü kelime geçti aklıma dağınık mesela ilk gelen. Dağınık biriyimdir. Hadi durduralım. Siz de aşağı yazın. Nasıl biri? Mesela nasıl bunu özetlersin? Kendini nasıl tanımladığına ilgili herhalde. Buldum. Bir şeyden yürüyebilirim. Değişikliği seven biriyim. Tamam. İkizlerim ben. Hani sıkılırım. Sen de mi ikizlersin? Evet. Sıkılırım. Ve mekan değiştirmekten, sohbet değiştirmekten, tarz değiştirmekten
iş değiştirmekten. O yüzden galiba yapılabilecek en iyi şeyi, işi buldum. Yani sabah 9 akşam 6 çalıştığımızı düşünsene, ikizler için herhalde bayağı alnını sıkmak gibi bir şey. Bayağı. Ama evet, aynı şeyleri söyleyebilirim. Değişmeyi sevmek. Mesela taşınma falan var mı sende de? Tabii 7 yıl max. Doldu bu evde. 7 mi? Kaşınıyorum. 7 iyiymiş. 7 yıl. Meslek. Oyuncu, çocuk oyuncu koçluğu. Evet. Bir dönem yazıyordum. Bu mu seni özetleyen kelime sence? Değişmeyi sevmek. Değişkenlik. Nasıl birisini? Ya ne bileyim, zorlu mu daha çok fazla? Bir şey abi buldum işte ya. Hayır, mesela adam çok, çocuk çok güzel kaçtı. Çocuk şey falan dedi, ben spor yapmayı severim dedi. Kendi kafasındaki herhangi bir cevabı oraya koydu çocuk. Soruyu görmezden geldi. Ben spor yapmayı seviyorum. Evet ama beni tanımlamaz. İkisi, ben spordan çok hoşlanmıyorum, beni tanımlayabilir. Yani gelişimi seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. İkizler olduğun için şimdi anladım. Yani sen hep yeni bir şey öğrenmek zorundasın. O nasıl oluyormuş? Sürekli Google search'sün değil mi? Evet. Ben de. Ama şey, bir yere de odaklanabilmek istiyorum artık. Bununla uğraşıyorum. Evet, anda kalmayı işte. Sıfır, bende. Sıfır. Ne mutluluk anında ne hüzünle. Yani çok kısa. Kopuyorum yani. Tabii canım. Mesela bazen öyle ağlarım ki arkadaşlarım da şey diye düşünüyordur eminim. Yani bu kız buradan nasıl çıkacak? 5 dakika sonra. Oh be! Rahatladım ha. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım çay mı koyalım falan. Çok zor ama bu, yorucu. Yok ya. Çevremi yormam. Ben yorarım. Herkes birbirine bakıyor. Orada bir hareketlik oldu. Döndüğümde birbirlerine bakıyorlar. Evet, o yüzden mi? Ben de bir gömüldüm gibi hissettim. Biraz ben çevremi bence zorluyor olabilirim ya. Çok hızlı fikir değiştiriyorum. Çok hızlı yani. Bugün sor dizi çekiyoruz. Yarın sor niye belgesel çekmiyoruz ki? Hadi bunu iptal edelim. Ertesi gün sor. Yok abi, bizim tiyatroya giriyor. Saçmalıyor yani. Kopuyor. Bak herkes bakıyor. YouTube açalım. Boş ver, açmıyorum. Ben YouTube bir söz bitiyor. Vermişsem mesela birine, tamam yaparız dediysem, artık ondan geri dönüş yok benim için. Her zaman karşıdakinin rahatlığını, keyfini önemsediğim için bu bir bozukluk gerçekten. Hani önce ben demeyi gayret ediyorum. Mesela söz verdim ya, bugün buraya geleceğimi netleştirdik ya. Daha önce bir kere böyle emin olamayıp iptal ettik ya. Ölümün yani şey, dün gittim serum aldım falan, gerçekten ya rahatsızlanmıştım. Ya bu manyaklık ama. Değil, özür dilerim, sana manyak demek istemezdim. Yok, ilk buluşmamızda ama. Bir kere iptal etmemiş olsaydım riske girip söylerdim. Bir daha yaz, ben kötüyüm, yarın çekmesek olur mu? Olmaz. Biz o kadar gevşeyiz çünkü ki. Çünkü burada bir ekip var ve onlar programlarını ona göre ayarlıyorlar. Benim hastalığım yüzünden işte falan filan. Yani onlar mesela şuna alışacak, hani Caner gelmek üzere misin? Aa, ben Bursa'ya gittim falan gibi. Ya evet, hayatımda ilk kez bir programa konuk olurken ya da böyle bir sete gelirken böyle bir rahatlık. Şey, bir şey değişmedi değil mi? Hani birkaç gün önce yazı bir, hani şimdi bugün 3'te değil mi diye böyle bir check etmek zorunda kaldım. Değişik bir çalışma anlayışı var. Alışık olmadığımız için ama rahatlık güzel. Ya benim bir ajandam yok yani fiziksel anlamda. Gerçekten programlarımı yazdığım bir yer yok. Aha. Kafamda tutuyorum. Kafam hiç iyi bir kondisyonda değil bence. Ve yani gerçekten çok, mesela bir telefon çalıyor bazen, Caner'cim neredesin falan. İşte ortak yapım mesela bir şirket. Ben şu an oyun oynuyorum falan diyorum. Biz bekleyelim kesin, yoksa toplantıya başlayalım. Yok. Tamam falan. Yani işte artık biraz toparlanmam lazım. Bununla uğraşıyorum. Çoluk çocuk sahibi, kocaman şirket sahibi, yönetmen insansın. Yoruldum. Hiç böyle değildim. Çok saldım. Çok çok canım sıkıldı çünkü. Pandemi de belki biraz böyle yaptı bizi. Pandemi çok saldırdı ya artık. Yani böyle ölmedik okey. Çok sıkıldım. Neyle kutlayacaksın bitişini? Hayalin ne? Sosyalleşmek, bir konser. Bir konser için ölüyorum yani. Kongrelere gidebilirsin. Milli kongre. Orada serbest. Ay çok geç kaldım. Çok geç almadım, sorry. Evet, kongrelere gidip sosyalleşebilirim. O özgürlüğümüz var da şey, ben yok. Ben Sivas falan düşünüyorum böyle bir coşkulu. Pardon. Ben de konser istiyorum. Evet. Kimin? Böyle. İlk. Ne bileyim, böyle Büyük Ev Abluka'da olur, Duman olur. Ne bileyim, böyle bir caz konseri olur. Duman yüzü olur diye. Evet. Biraz özledim. Peki tekrar çıkacağım bu özlemden. Kafamdaki şimdi çelişkileri sana yolluyorum. Bekliyorum. Az önce benzer bir yerdeyiz gibi olmuştu. Hı hı. Burcumuzdan ötürü olsun. Hı hı.
işte ne bileyim ikizlerlik falan. E tamam çok sıkıldı. Oyunculukta ne tuttu seni? Beni tutamadı mesela. O da bir gitti benden. E ama her seferinde değişik bir rol oynuyorsun. Bambaşka insanlarla çalışıyorsun. Temeli aynı değil mi yani yaptığın şeyin? Ben mi beceremedim? Yok estağfurullah. Bence becerdin de kendine biraz haksızlık ediyorsun ama seni övme programı değil bu. Yok hayır. Okay. Becereme şey, tutulma kısmı yani. Yok aynı geldi bir ara sonra. Tamam sete gidiyoruz. Kıyafet giyip başka biri gibi davranıyor. Yani en mutlu eden şeyin oyunculuk olduğunu ben net anladım yani. Ama şey değil tabii, her iş değil. Çok mutsuz eden setler de oldu. Kötü yazılmış işler beni benden alıyor. Bir karakter analizi teslim ediliyor sana. 5 bölüm ona istinaden bir şey oynuyorsun. 8. bölüm evet. Ben mi savunacağım? Senin yazdığın karakter nasıl bu bunu yapmaz ki? Böyle dedi ya daha önce. Ha öyle mi demişti? Ya hani bilmem ne olmuştur ya boş ver gibi bir anlayış. Hani mutsuz eden çok set, çok oyun. Oldu. Peki oyunda ben profesyonel oyunda bir kere oynadım. O noktada anlayınca bunun çok kötü olacağını anlıyorsun bir yerde ya. Hı hı. Geri dönüş yok mu? Sözleşme mi var yoksa bu şey mi? İnsani bir devam etme. Geri dönüş mesela ne anlamda diyorsun? Diyelim yönetmen asla tercih etmeyeceğin bir yoruma zorluyor seni. Evet. Ya provada? Oyun senin. Nasıl? Prova? Dur bir süre aydınlanma yaşadım. Bir süre sonra provada inandığın... hocanın istediğini yap, oyunda takılma dedim. Oyunda inandığın rejiyi oyna. Kaçak reji. O kadar bu az olmuştur. Hep böyle ortak noktada buluştuğum yönetmenlerle çalışmışımdır. Ama bir süre sonra yönetmen de ikna olur. Değilim anlaştığım bir yönetmen. Fakat derdini anlatamıyorsun provada. Ay gıcık oldu. Affedersiniz. Minik minik kaydırdığında oyunu inandığın rejiye. İnandığın tarzı. Bir süre sonra yönetmen ikna oluyor. Evet doğru söylüyorsun. Ama şöyle oyunlarım da oyun oluyor. Nasıl? Oldu. Yani yönetmen bir daha uğramıyor. Bay bay. O zaman kötü oluyor. Hele de komediyse ama ayar kaçabiliyor. Herkes kafasına göre oynar. Birdenbire sen bir dakika bizim neydi ana noktamız deyip oraya şey disiplinli hoca gibi oraya taşımaya çalışırken bulursun kendini. Ama tiyatronun organikliği çok güzel ya. Yani çok. Bir kere oynadığın şey bir daha asla o şekilde oynanmayacak. Evet. Benim 25-30 kere izlediğim oyunlar vardı mesela lisedeyken. Wow. Böyle tutkunu gibi gidip sürekli izlerdim. Ermişler ya da Günahkarlar gibi. Ya ben de izledim. Böyle değişiklik, böyle küçücük bir Bir de kendini hata. Şanslı hissediyorsun. Ben çok. Biliyorum sadece bu eşsiz anı sadece ben tanık oldum. O çok güzel bir an. Ya da mesela oyunun geliştiğine tanıklık ettiğinde de böyle sevdiğin bir oyuna mesela Pencere'yi de çok sevmiştim Haluk abinin izledim sonra bir arkadaşlarımı götürmek istedim falan bir gittim bambaşka bir şey olmuş bir sürü ya laflar aynı mizansenler aynı i̇yi ama tadı gitmiş. Enerjisi bence iyi bir yere gitmişti. Devam ediyoruz kahve mahve yenilendi. Nasıl biraz daha İyi ya. Tamam acıtmıyormuş o kelime. Ya zaten formatın bir formatı olmadığı için bence biraz daha rahatlayabilirsin. Hani ben format uyum sağlıyor muyum falan gibi bir şey yoktu. Yok. Senin yönlendirmelerine daha çok yürüyor. İşte. O yönlendirmeleri yapamadığım için. Ay. Aa. Peki o zaman çoğu oyuncuya sorduğum şu kısma geçiyorum. Evet. Çünkü ben zaten işin o kısmıyla başa çıkamadım. Oyunculuk yapmadığında... Tam evinde yani böyle şey değil işte ne bileyim gittim çocuklara yardım ettim falan değil. Ne yapıyorsun yani? Mesela Aytaş dedi kitap okuyorum işte bir şey yapıyorum falan ama oyunculuğu yapmıyorken ben aşırı boşta hissettim hep kendimi. Yani şu an sette değilim. Telefon bekliyorum bir yerden. Belki hiç gelmeyecek hayatım boyunca bilmiyorum. Bazen bir yıl sonra geldi gerçekten. Bir yıl da beklediğim oldu. Yani o sırada... Zaten hemen o zaman senaryo. Hemen endişe. Bir daha tercih edilmeyeceğim. Yok zaten ben kötü oyuncuyum. Olmuyor. Başaramıyorum. Falan. O korkular geliyor. Ya da bir daha sete girsem yapamayacakmışım hissi geliyor. Ama bu yaşımla birlikte anladım ki mesela her yeni tiyatro oyununda gerçekten şimdiye kadar olan her şey tesadüfmüş. Ben kötü oyuncuyum ve olmuyor ve olmuyor falan. Sonra da prova yaptıkça açıldığını ve olabildiğini gözlemliyorsun. O tecrübeye dönüyorum. Bak daha önce de hissettim bunu. Okey bunu referans al. Tekrar olacak.
Geliyor bu şimdi bu koşulları nasıl, bu süreci nasıl değerlendiriyorum? Geliyor senaryo, okuyorum. Yok, tercih etmiyorum oynamayı. Ben kendimi iyi hissedemedim diyorum falan. O arada da ya bunları reddettin acaba bir daha gelecek mi kaygıları da var, basıyor evet. Tabii ki. Bazen gidip o yüzden en saçma şeyi insan kabul ediyor falan durup dururken. Evet, onlar da oldu. Hepsini yaptım. Şimdi yani daha küçülerek yaşayabileceğimi biliyorum. Onu deneyimliyorum. İşte düzenli spor yapma, sağlıklı beslenme gibi işte izleyip ya ne biçim işler yapıyorlar, ben acaba böyle bir şey oynayabilir miydim, dayakları atma kendine. İşte Netflix'in, Mubi'nin, Blue TV'nin dibini sıyırmalar, okuyamadığım her şeyi nihayet okuyabilecek bol bol vakit, hayatımıza giren bir sürü Zoom, FaceTime, işte toplantılar, orada sosyalleşmeler, benim gibi yaşadığını bildiğim korunaklı hayatını sürdüren arkadaşlarımla evde sosyal alanlarda buluşmalar, bazen aileyle geçirilen vakitler, böyle böyle gidiyor yeni bir işe kadar. Çünkü çok saçma bir hayatımız var ya tam boşluktayız. Evet, tamam. Ya da ölesi yani hiçbir şeye vaktimiz yok. Ya da her şey aynı anda oluyor. Evet. O yüzden diyorum ki bak özleyeceksin bunu da, keyfini çıkar. Okey, bugün de böyle geçti. Kendim böyle bir at gibi koşan bir tipim ben. Her zaman yıllarca hem oyunum hem dizim hem yetişmem evet, gereken bir sürü iş falan, çok çok zor süreçler yaşadım. Annemin hastalığında mesela bilirim ben böyle sabah 5'te setten geldiğimi ve sonra 7'de annemi alıp babamla kemoya gittiğimizi falan. Hani çok ağır bir dönem oldu. Çok hızlı koştum. O yüzden bu böyle başka bir tarafımı tanıyorum. Güzel bir deneyim oldu. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama son bir yıldan mı bahsediyorsun? Evet, evet, son bana bir yıldan. Bana da iyi geldi bu arada. Yarışta gibi hissetmedim. Çünkü herkesin yarışmasına engel oldu bir şekilde. Yani. Bir şey kaçırıyormuş gibi hissetmedim evet. Çünkü herkes evde. Evet. O herhalde bir şeyle de ilgili yani. Sonuçta kötücül de bir duygu bu. Ama hepimizin içine var yani. Yalan söylemeye gerek yok. Çünkü sen durunca ve her şey devam edince çok kötü hissediyorsun kendini. Evet. Ama şimdi okey, pandemi oldu, her şey durdu. Her şey durdu. Yani o yüzden nasıl film izledim, nasıl yazdım, nasıl okudum belli değil. O evet, ilk ya. Karantinada. Sonra ama bazıları sete girmeye başladı. Böyle şey olduk. Dur abi şu yazdıklarımızı hemen biz de prodüksiyona dönüştürelim falan. Çok iyi. Bir sürü uğraşacak edecek şey çıkıyor ya. Hani biz durmayı öğreniyoruz diyorum da ikizler olarak. Aslında durmayı da bilmiyoruz yani. Mutlaka hayatımızda uğraştığımız, okuduğumuz, tabii ettiğimiz, ki. Peşine düştüğümüz, dur bir de bunu deneyimleyeyim falan dediğim. Bir tane dünya için. Neden gelişmiştir diye bir soruya, yani bu kadar insanlık gelişmiştir. Bir cevabı vardı birinin. Pinker değil, kim adı hatırlamıyorum. Şey diyor, insanın sorunu bir odaya koyduğun zaman duramaması. Yani duramıyor. Yani kesinlikle hani var mı mesela böyle bir insan yok. Koy odaya dursun ve beklesin. 10 saat, 12 saat yok. Hiç şimdi hapishanedeki, cezaevindeki insanları daha iyi anlamıyor muyuz? Çok ilginç bir yere bağlandım ama anlıyoruz galiba. Çok büyük bir ceza ya. Çok büyük bir ceza. Ama mesela yine de tamam okey anlıyorum çok dramatik falan. Mesela kitap var atıyorum. Kitap da verme, müzik verme, hiçbir şey verme. Bir odada otur. Ne kadar yapabilirsin bunu? Kaç dakika ya da saat yani? Yok bir şey ya, üretmek zorundasın. İşte o zaman sosyalleşme başlıyor. Sanat üretimi, tekerleğin icadı falan. Durmuyor. İnsan duramıyor çünkü. Durmuyor. Peki şeyi hiç düşündün mü? Bunca yıllık insan tarihi neden bütün büyük gelişmeler bu yüzyılda oldu? Yani akademik sistem bu yüzyılda oturdu. Bir sürü teknolojik buluş. Yani hani çünkü kayıt yerden altına alınmış milattan öncesini filan da say işte 2000 yıl. Evet. Bir yerden sonra üstel gelişiyor yani bazı şeylerin temeli oturtulduktan sonra eski hızında ilerlemiyor. Her gün katlanarak evet. Onu deneyen insanlar, ona erişim internet bir kere yani tamam, bütün internet biliyorsun. Yani bütün dünyadaki deneyimlenmiş her şeye ulaşan akademisyenlerin birbirine bağlanması zaten internetin icadı. Yani internet önce üniversiteler birbirine bağlanıyor bildiğim kadarıyla. Çok iyi. John Cerf ne o herif? Üniversiteler birbirine bağlıyor ve sonra o internete dönüşüyor ki akademisyenler hızlı çalışabilsin, birbirlerine verilerini kullanabilsin falan. Ve olay şu anda yani. Müthiş. Yani kendimi düşünüyorum tabii yani. Ben lisedeyken, üniversitede, ben üniversite son sınıfta falan galiba internet
kullanmaya başladık. Ben ortaokuldaydım, erken. Hani hattı meşgul ettiğimiz diye bağlandığımız, ikide bir hattan düştüğümüz. Babam sinir fişi çekiyordu. Hep telefonumuz meşgul, ulaşamıyoruzlar. Evet. Yani ben lisedeki, üniversitedeki internet olsaydı ne olurdu acaba? O kadar yaşlıyım. Hemen adam. Ya ne olurdu ya? Şimdi... İyi mi olurdu diyorsun? Ya, ama bambaşka belki biri işlerde uzmanlaşmanın da engel olurdu. Çok şey var. Çok algı dağıtacak şey var değil mi ya? Ben bu kadar çalışkan olamazdım. Ben 30'dan sonra saldım ya. 30'a kadar o kadar çalışkandım ki. Değil mi? Sonra her şeyi bıraktım. Bilmiyorum, iyi bir şey herhalde. Yani evet, ben de yıllar önce ya Facebook'a, daha Instagram yok yani. Facebook'ta bu kadar vakit harcamak, ben ne yapıyorum ya şimdi? Kimse bakamıyor değil mi ekran kullanma süresine? Gerçekten canı bakamıyorum. Insanın, gerçekten canı sıkıyor. Kaç mesela? Baktın mı hiç? İyiyeceğim. 5 saati geçti, 6'ya vardı. Instagram. Hayır hayır, bütün ekrana bakma süren. Ekran süresi tamamına bakabiliyor musun? Benim tabii, daha tabii. Kötüdür abi. Bir de yani G'yini orada izliyorum, X'ini orada, hani ya dizileri, evet. Filmleri de orada, evet, izliyorum. Evet. Mücbir sebepler zaten hafta sonundan bana 1,5 saatimi götürüyor. Bir süredir izlemedim ama ben de o pandemide tamamını izlemiştim yani. Ben galiba çok az bölüm kaçırdım. Çok eğleniyorum. Bir de hiç bir yere çıkmayıp çıkmayıp orada coşuyorsun mesela. Teşekkürler. Orada gergin olmuyor musun? Çünkü evdeyim, aman hiçbir şey yok. Kaç kişi izliyor, 50 bin kişi? Evet. O dünyanın en gevşek insanı gibi görünen Sarp orada böyle kapanıyor falan. Bunlar personalar mı? Bizi mi kandırıyorsunuz? Yok, geriliyorum. Evet. Yani canlı yayını aldığında elim ayağım kalbim atıştı. Dediğini duyamıyorum falan. Heyecandan yani gerçekten uğultu oluyor böyle. Ama şey, korkusuzca yazmak iyi. Aşağıdan yardırma. Çok, ben de onu çok seviyorum. Yorum yazmayı. Çok abartırsam da kaçıyorum bundan sonra. Bir kere uzun süre girmemiştim. Unutmuşum o ayarı. O kadar ağır bir şey, evet, yazdım. Evet, onu da bir ayarını tutturmamız lazım. Evet. Sonra da şey yazdım. Arkadaşlar biz buraya böyle şeyler yazıyor muyuz? Gerçekten kaçırdık ya. Bartu da bazen coşup sonra böyle. Lan bu kadar mıydı? Ya düşünmüyor musun biraz online kimlikler? Ya yapabilsem. Kendi yönetirsen yaparsın sanki ya. Birilerinin soruları seni bence sıkıyor. Üzerine düşünmem lazım. Şey ama yapabilsem Instagram'da daha görünür biri olurdum zaten yani. Kaç tane story paylaşıyorum ben ayda. Ya da baktım böyle Instagram'a post en son yılbaşında 31 Aralık'ta. Hayır girmişim. O başka bir şey. Oraya ben de bir şey koyamıyorum. Çünkü şey, değer mi, bu ne alaka, altta ne yazacağım filan filtreleriyle yok oluyor gidiyor. Hmm. Ama mesela program yapmak öyle ilk yaptığında böyle coşkulu coşkulu her şeyi paylaştığında. Ne yapıyorsun? Aa, özel hayat mı? Aa, her şey nasıl? Aa, çok bir ben anlayamıyorum bu kafayı. Onları nasıl unuttuk? Kariyer yaptı adam ya o yani. Müthiş, bunu olumlu bir yere çevirdi yani. Böyle düşünmüyorsun, bu müstehsi gülümseme bana. Hayır, o kadar yani coşku bana fazla. Evet, bana da fazla, ben yapamam. Yoksa hani Ezgi de çok coşkulu mesela. Bana fazla müthişler. Ama onlara yakışıyor herhalde yani, evet, o kadar insan izliyor. Samimiyetle ben de mesela böyle ekrana bakıp bıdı 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 falan sonra izleyip bu ne ya? Bu ne ya? Koymuyor musun? Ne anlatıyorsun mesela? Koymadın. Merhaba ya. Arkadaşlar, bunu dışarı bıraktım. Ne yani o? Ya bir şaka geliyor mesela. Ama bu ne be falan. Hemen eskiyor o şaka. Hemen alıcısını kaybediyor gözümde ve hemen... Böyle birkaç kişiyi düşünüyorsun, o izleyecek şimdi. Tabii tabii tabii. O izle ne desen ne der. Benim aklıma gelen isimlerden biri işte Ozan. Ozan belki. Kim bilir ne diyecek falan diye koyamıyorsun bir sürü şeyi. Hep mahalle baskısı bunlar. Bunları çok aşmalıyız sanki. Aşmalıyız. Aşacağım ya. Ben çok gayretliyim. Vallahi bir buçuk yıldır buna çalışıyorum. Ne en çok tutulduğun şey şu anda? Gereksiz kibarlığı bırakmak. Eğer birine iyilik yapmazsam o beni sevmeyecek. Yani bu terapiyle hani adı konulmuş bir teşhis olduğu için anlatıyorum. Hani insanlar beni ben olduğum için sevebilir. İlla ona yararlı olman gerekmez. Çocukluğa dayanan kaynağı orada yani. Evet. Birine fayda sağlamazsan da o seni sever, korkma. Sevilme kaygısıyla bir şey yapma. Yine evet benziyor ama bir yandan da bende de hemen rahatsız etmesen de olur. Hani önce normal konuşabilirsin, sonra ofansif bir şeyler söyleyebilirsin. İlk karşına çıktığında aklına gelen en kötü şeyi söylemek zorunda değilsin insanlara gibi bir şeyi eğitmeye çalışıyorum. Ben de
güzel bir anı var bununla ilgili. Sakin ol. Ben filtrele. Başkası rezil oluyorsa karşımda onu kurtarma derdine düşüyorum. Mesela şeydeyiz, Kaş'tayım. Böyle tatlı plajda kitabımı okuyorum. Böyle çok sevdiğim bir an bir anne oğul geldiler yanımda. Çocuk böyle 17, 18, 19 falan. Ya biz sizi çok seviyoruz. Görünce şaşırdık. Aa efendim ne demek? Siz ne arıyorsunuz halk plajında falan gibi ön yargılar. Neyse dediler ki fotoğraf çektirebilir miyiz? Dedim ki ya bikinili ben utanıyorum ama tabii ki bir üstümü giydim falan. Ondan sonra selfie yapmaya çalıştı çocuk ve açıyı ayarlayamadı. Dedim ki var tamam hallederim. Aldım bir şeye bastım Android ve son çekilen fotoğrafa gitti. Ne olur dick pic falan olsun. Hayır, uzakta yatan ben. Ve oha. Orada yapmam gereken bikiniyle yatan ben. Sen manyak mısın kardeşim orada yapman gerekir? Demem gerekir fakat çocuğu annesinin yanında onu utandırmayayım filan. Yani bak işte gelip söylediğinde çektiriyoruz fotoğraf bunu neden yaptın bu artık röntgenciliğe girer tatlım yani bunları yapma filan demek yerine ay şey ben yanlış bir sen tekrar al kamerayı oldu ilk gün filan deyip gönderdim. Kendi fotoğrafını silmedin anladım. Silmedim. Ya bu ne ya bu gerçek. Güzel bir ders oldu tabii ki bir daha böyle bir şey yapmam ama anlıyor musun duygumu? Ah rezil oldu yazık nasıl kurtarırım onu? Çok iyi anlıyorum. Benim de bir ara böyleydi ya. Bu tersine bir geçiş mi oldu? Ne oldu? Anlamadım ki. Çok iyi anlıyorum bu hissi aslında ama. Bende de şey var mesela sapıklar oluyordu eskiden hatırlıyor musun? Telefon sapıkları. Ay, evet. Artık olmuyor çünkü açmıyorsun. Şimdi Instagram'dan onlar şey de. Fake hesap kurup. Engelle. Tabii. Mesela onlarla böyle kavga edip ama sonunda da ya korku bilmiyorum ya götümü keserse korkusu mu ya da bir şey. Mesela arama beni artık telefon bilmem falan konuşuyorum sonra hadi görüşürüz mesela. Ben görüşürüz diyorum. Mü? Görüşürüz. Yani yine öptüm de yumuşadım. Yine de en büyük kavgayı bile bir şekilde evet. Yumuş. Hani böyle evet. Keskin bitmesin. Yani kızdığıma bakma şu an çok evet. Nadiren sinirlenirim ama senin iyiliğin için anlatıyorum bütün bunları. Anlatabiliyor muyum filana böyle hani en delirdiğim an bu benim işte. Ha. Hani yine sana fayda sağlıyorum bak yavrum böyle yapmayalım bu işi gibi. Evet kibirle karışık. Kibir mi bu yoksa gerçekten yok, sevilmek biraz kibiri. Ya işte bir sürü sebep var. Çık oradan çık. Çıkıyorum. Peki sürekli seninle ilgili şey var. Niye ne zaman drama oynayacak? Ya tiyatroda çok oynadım ama evet. Televizyonda böyle bir istek var. Evet. Niye oynamadın ya da gelmedi mi? Geldi, reddetti. O konuya tamam, girmeyelim. Tamam, söylemiştim. Tamam. Ama şey... ya arkasında dizi... mısın kararın hala en azından? Rating rekoru kıran bir dizide başrolüm mü? Evet, reddetmiş tabii ki arkasında. şey... Dizi süreleri çok uzun. 180 dakikaya varıyor. Yani bu başrol, yani kafa iyi bir rol oynamak, haftanın 5-6 günü çalışmak demek. 3 günde ağlamak demektir. 3 gün ağlamak demek supleksini değiştirmen hani o dizi sürelerine uyum sağlamak için gerçekte oynayacağın hızı böyle slow motion, bakışlar, sinirlenmeler falan hani daha dinamik biriyim. Komedi o anlamda daha çok işe yarıyor. Çünkü tiyatroda dramayı da gerçek zamanında oynayabiliyorsun. Ama olabilir tabii bu kadar ağır çalışmayacağın daha böyle tatlı bir ikinci, üçüncü role varım yani. Niye olmasın? Tabii ki bu konuda da. Yani sinemada da yaptım. Dramatik rol oynadım. Çok da seviyorum. Ama dizi süreleri kısalsın. Ya da ne bileyim şeyde platform, dijital platformların birinde oynayayım. Dramada şeyim varım yani. Oynadım. Harbiden 5-6 yorumdan biri bu. Yani seni seven 5-6 yorumdan biri. Sevmeyenler. Bu kadın çok abartılı oynuyor. Evet. Evet. Buna ne diyorsun? Tabii ki abarttığım yerler var da. Bir de hep bütün kastın abarttığı işlerde oynadın. Yani istenen evet. Şey o. Evet yani. O yapımın dili oysa evet. Öyle oynuyorsun. Sen bu sefer şey küçük oynayan kalırsın. Ben Elmer Davrumeli'de Tom Ejderi gibi oynuyordum ya. Gerçekten çizgi filmden çıkmış gibi. Şu an sokağa salsan utanırsın veya bir art house filmin içine koysan. Evet evet. Ama büyük orada rezil. Öyle gerekiyor yani. Evet pardon. Orada öyle gerekiyor.
Bir de tabii şey de oluyor mesela, komedide 100 bölüm oynuyorsan ilk 30 bölüm koruyorsun o ayarı. Ama sonra itiraf ediyorum, daha komik olabilmek adına arkadaşınla artık o kadar oyna birbirine alışmışsın ki daha da abartırsak daha da komik olacağı yaslandığımız zamanlar oldu. Orada da işte iyi yönetmen devreye giriyor. Hop hatırlayalım hani bizim ayarımız neydi. Ama orada yönetmenin de zorluğu şu bence. Bu komedi işlerinde oynuyorsun. Ekip de sıkılıyor senin oynadığın şeyden. Aslında bir yandan sonra ekibi de güldürüp kendi motivasyonunu da arttırmaya çalışıyorsun. Tabii. Yani yönetmen gülüyor bakayım. Yapıyorsa o gün senden coşkusu yok tabii. Ama aslında o çok yanıltıcı bir şey. Çünkü sıkıldıkları şey sen abarttıkça sana o payı verenler o ekip. Ya evet. Şeyi göze alman gerekiyor. Ne yapacağız? Ekibi mi değiştireceğiz? Bence 10 bölümde bir ekibi yollayın. Yazık emek için mi? Ama o çok büyük bir çıkmaz ya. Ben mesela bakardım kameramanlar gülmüyor, seyirci gülmeyecek gibi gelirdi. Ama evet. Onlar çok sıkılmış aslında. Coş. Sonra bir baktım. Ispanak Namık öyle değildi abi. Evet. Başta normal bir tip ya, yani. Tabii ki aç şeyin Makbule Avrupa Yakası'nın ilk girdiği bölümle aç 100 bölüm sonrası. Her yeri dalgalanıyor kadının. Evet evet şeyde de öyle oldu. Jet Society'de de ama işte başka bir şey giriyor. Tek başına verdiğin bir karar olmuyor yani. Evet. Birileri abartmaya başlayınca sana da şey geliyor. Ya Nazibe sen de biraz... Evet sen de karşılığını ver biraz. Bir de oyuncu arkadaşınla şey yapıyorsan, hani şoşuyorsan, şımarıyorsan karşılıklı. Evet evet. Seviyorum ama ya. Of, eğlencesi ya, de evet yani. Ya. Ben de güleyim, ben de kopayım, ben de eğleneyim. Belki onu işte ne bileyim onu coşabileceğimiz belki başka bir zemin hazırlamak lazım bilmiyorum. Ben de bir herkesin coştuğu şeyleri de seviyorum ama biraz da çok küçük komedileri de seviyorum. Yani şu tabii. Gibi falan ilaç gibi geldi müthiş. Ya. Ben de çok. Yani drama gibi çekilmiş gerçekten aşırı saçma tiradlar. Evet evet durum komik durum oynayış komik değil. Bazen durum bile komik değil bazen o kadar saçma bir şey oluyor ki ona gülüyorsun. Evet, şu şey var ya yaş muhabbetini izledin mi? Nüfusa 19 yerine 29 mu ne yazdırmış arada yok. 10 yıl kayıp. Yani nasıl hatırlamaz abi insan kaç yıl yaşadığını hissetmez mi diyor. o kadar iyi bir tirat ki. Başa alıp izledim. Ben şeye geberdim yani vampir yemiş nenesini. Abi yam yam. O başı sağ olsunlar evet. Hani normal işte şey taziyeler falan ya. Çok iyi. Müthiş. Arzuladığın komedi daha ilginç yani. Ya hepsini seviyorum ya. O tarz bir şeyde de oynamak çok isterim. Dünyada neyi seviyorsun komedide? Demin konuştuğumuz Phoebe'nin işlerini tabii ki. Değil yani mi? Yani Fleabag'ler, işte Killing Eve'deki o ayar ya suç komedisi işte yani müthiş. Ben Killing Eve'yi izlemedim. Fleabag'i de bir iki bölüm izledim ama çok iyi yorumladım. Tamamını izle. Bütün sezonları çok güzel. Crashing miydi? Crashing. Crashing de çok tatlı. Kadın cesur, kadın komik, kadın umursamaz. Çok iyi. Bond yazıyor şimdi. Evet biliyorum. Merakla bekliyoruz. Çok ama aslında şöyle olmuş. Londra'da yaşayan bir arkadaşım anlattı prodüksiyon sektöründe. Başta bayağı çekmişler. Niye? Sonra demişler ki Bond'un son filmini. Sonra ya hani dünya değişiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği artık bambaşka bir yerde. Ya kadın gözü yok bu işte. Biz de bu modaya uyalım ya da. Modaya uyalım ya da artık zamanın gereklerine çok eril bir şey ya Bond. Dolayısıyla ekibi lead ettiğini artık Phoebe'yi almışlar ve o lead etmiş ekibi, senaryo ekibini diye duydum ben. Oha. O noktadan sonra müdahale mümkün mü ya bir senaryo? Bayağı çekime başladıktan sonra durdurmuş. Bu fragmanı çıkan o mu? Ama Bond'da da yani kadın gerçekten çöp. Hani ama yok dünya yani. Değişiyor artık. M var ama. Ha? M var patron. M var da M de ne abi karikatür yani. Sadece güçlü bir karikatür. Şeyde neydi abi Skyfall'daki o bizi inandırdılar o aşkı. Skyfall mı ondan sonra... Kayanın yanında vurdular kızı. Ben onu plan sandım. Hani vurulmuş gibi yapacak. Kız öldü. Kimse siklemedi. Devam ettiler hayatlarına. Lan sen ona aşık gibi bir şeydin. Ne oldu? Artık bunlar... Hayır, modaya, bunlar modaya moda uymaktan... Moda değil yani artık. Bazısı böyle yapıyor ve korkunç sonuç doğuruyor. Evet, hani biz işte... kadın güçlüyüz falan diye şov yapıyorlar. Korkunç bir tekstle.
İşte daha da kötüsü bu dengeler değişecek gerçekten. Yani sarsılması çok iyi. Erkekler biraz öğrenecek diyeceklere girdik ama bütün bu ifşalar, bu eril baskın sistem değişmek zorunda. Biraz hadlerini bilecekler. Bir karşımda bir erkek varken bunu söyleyeyim. Hayır ya, bence de bilsinler abi. Gençler yani. İşte öyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.